Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimiz solunum sistemi. Şimdi solunumdan bahsedelim. Şöyle ufak bir şekilde. Solunum dediğimiz arkadaşlar dış solunum, iç solunum bir de hücresel solunum olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi dış solunum ve iç solunum dediğimiz bütün canlılarda görülmüyor. Yani dış solunum dediğimiz dış çevre ile solunum organı arasındaki kısımda soluk alıp verme arkadaşlar dış solunumdur. İç solunum da solunum organıyla doku kılcalları arasındaki yani doku hücreleri arasındaki kalan kısım da iç solunumdur. Bu solunum organıyla yapıldığı için tüm canlılarda yoktur arkadaşlar. Üçüncü solunum ise hücresel solunumdur. Yani hücrenin içerisinde gerçekleşen olaylardır. Yani hücrenin içerisinde organik monomerlerden organik veya inorganik monomerler oluşuyor derse arkadaşlar bu hücresel solunumdur. Ve hücresel solunumun amacı organik monomerlerden organik veya inorganik moleküller oluştururken enerji üretmektir. Amaç enerji üretmek zaten. Ve bu sırada enerji üretirken ister bu olay oksijenli olsun, ister oksijensiz olsun. Oksijeni alır, karbondioksiti verir. Bu olayda enerji üretmektir amacı. Diyoruz ve sorularımıza ne yapıyoruz? Geçiyoruz arkadaşlar. Biz normal dış solunum içi solunumdan bahsediyoruz. Hücrenin içerisindeki solunumdan değil ve onunla ilgili sorularımıza devam edelim. Birinci soru, insanda solunum sistemi ile ilgili hangileri doğrudur? Dolaşım sisteminden bağımsız çalışır. Hayır arkadaşlar, sonuçta solunum gazları geliyor ya, oksijen geliyor, karbondioksit de çıkıyor. Peki bunları taşıyan kim arkadaşlar? Dolaşım sistemidir. O yüzden dolaşım sistemiyle bağlantılıdır arkadaşlar insandaki solunum sistemi. Unutmuyoruz. Dış solunumun gerçekleştirilmesinde görevlidir. Evet, ne dedik? Dış solunum var, iç solunum da var. Dokularda oluşan karbondioksitin akciğerle getirilmesinden sorumludur. Evet arkadaşlar, şu cümleye dikkat ediyoruz. Karbondioksit dokularda oluşuyor. Evet, akciğerlere getiriliyor. Ve bu olayla solunum gerçekleşiyor ama bunları taşıyan, karbondioksit ve oksijeni taşıyan arkadaşlar getiren dolaşım sistemidir. Solunum sistemi değildir. Bunu unutmuyoruz. O zaman cevabımız yalnız 2. İkinci soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi insana ait bir solunum organı değildir? Hemen solunum organları zaten ne dedik arkadaşlar? Evet, ağız, burun, burundan nefes almak daha önemli tabii ki de. Akciğer, soluk borusu var. Ama hava kesesi arkadaşlar kuşlarda var. İnsanlarda hava kesesinin yerine alveoller bulunur. Yani hava kesesi kimlerde bulunmuyormuş? İnsanda yok. Onun yerine ne varmış? Alveol. Diğer soru. Yukarıdaki özellik ve görevleri verilen yapı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Koku almaçları bulundurur. Güzel. Kıllar ile havayı temizler. Hem de görevini söylüyor. Havanın nemlendirici ve ısıtılmasını sağlayan kim arkadaşlar? Burundur. O yüzden ne dedik? Bu özellikler olduğu için burundan nefes almak daha doğrudur. Evet, gırtlak kapağı arkadaşlar epiglotis için hangisi doğrudur diyor. Bir, soluk borusunun girişinde bulunur. Evet, soluk borusunun girişinde bulunuyor ki arkadaşlar ne yapsın? Şimdi nefes alırken bu kapanması gerekiyor. Yemek yerken soluk borusu kapanması gerekiyor ki yemekler soluk borusuna ne yapmasın? Kaçmasın. O zaman gırtlak soluk borusunun neyinde bulunuyor? Giriş kısmında bulunur. Besinlerin yemek borusuna geçmesini değil arkadaşlar, soluk borusuna kaçmasını engelliyor. Yutkunma hareketiyle işlevlerini ne yapıyor? Yerine getiriyor. Yutkunurken hop gırtlak kapağı soluk borusunu ne yapıyormuş? Kapatıyor ki soluk borusuna yemek kaçmasın. O zaman cevabımız 1 ve 3. Soluk alma olayı sırasında hava aşağıdaki yapılardan hangisinin üçüncü sırada geçer diyor. İlk soluk alırken arkadaşlar doğru yöntem neydi? Burun. Burundan aldık mı? Alalım. Aldıktan sonra nereye geliyor arkadaşlar? Yutağa geldi. Yutağa geldikten sonra soluk borusuna geliyor. Soluk borusundan sonra artık akciğerlerin içerisine girerken bronş ve
bronşçuklara geçiyor ve sonra alveol kılcallarına geçiyor. Üçüncü sırada hangisi yer alıyormuş? Soluk borusu. Evet. Goblet hücresiyle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Goblet hücresi arkadaşlar soluk borusunda epitel hücrelerin arasında yer alır. Soluk borusumuz baktığımız zaman soluk borusu şöyle ay şeklinde kıkırdaktan oluşur arkadaşlar ki ne yapsın sürekli açık kalsın. Soluk borusunun dışarıdan içeri doğru tabakasına baktığımız zaman hepsinde söylediğim gibi en dışta bağ doku, içeride ortada düz kas, en içte de ne var? Epitel doku bulunur. Epitel dokunun içerisinde bol sayıda ne var arkadaşlar? Goblet hücreleri vardır. Bu goblet hücreleri ne salgılar? Mukus salgılar. Ve oranın kayganlaşmasını sağlar. İçeride de yine burun gibi küçük küçük tüycükler bulunur arkadaşlar. Yani burunun görevini de soluk borusu ne yapıyor? Yapıyor. Yani bu ifade nedir? Doğru bir ifadedir. Golgi organeli bakımından zengin ki bol miktarda ne yapsın? Mukus salgılasın. Evet. Canlılığını yitirmiş değil arkadaşlar. Canlı hücrelerden oluşur. Organeller bulunur. Diğer soruya bakalım. Akciğerleri çevreleyen, çalışmasını kolaylaştıran ve koruyan yapı hangisidir arkadaşlar? Akciğere baktığımız zaman iki çift zarlı arkadaşlar pilori zarı vardır. Bu zar akciğerin etrafında bulunur. Akciğeri darbelerden korur. İçerisinde de pilora sıvısı vardır arkadaşlar. Bu pilora zarı sadece o bronşun girdiği yer, akciğere girdiği yerde bulunmaz. Onun dışındakiler nedir? Burunu, alveolü, trakeyi, periostu öğrensek. Periost zaten kemikte bulunur arkadaşlar. Trake dediğimizde böceklerde bulunur. Onu da yan olarak, yan bilgi olarak aklınızda tutun. İnsanda soluk alma ile ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Soluk alma dediğinde arkadaşlar herkes bir soluk alsın. Aldığı zaman nasıl bir fizyolojik etkiler ortaya çıkıyor? Bakalım. Akciğer içi basıncın düşmesiyle hava akciğere dolar. Nefes aldığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Akciğer genişliyor mu? Genişliyor. Peki genişlerse hacmi artıyor. Hacmi artarsa basıncı düşüyor. Ve basıncı düştüğü için dışarıdaki hava içeriye ne yapıyor? Doluyor. Kaburgalar arası kaslar ve diyafram kası görev alır arkadaşlar. Normal diyafram sadece memelilerde var arkadaşlar. Zarlı diyafram ise kuşlarda var. Kaslı diyafram normal diyafram olarak da görev alır. Bunlar işte soluk alma vermede ne yapıyor? Görev yapan kısımlardır arkadaşlar. Akciğere alınan havadaki oksijenin tümü kana geçer. Tümü geçmez arkadaşlar. Belli bir miktarı alveollerin içerisinde durur ki soluk alıp verme daha kolaylaşsın. Oksijensiz kaldığımız zaman hop güm gitmeyelim. Akciğerlerde yer alan alveollerle ilgili hangisi doğrudur? Ne dedik arkadaşlar? Alveoller. Kuşlardaki hava kesisinin yerine alveoller görev yapıyor demiştik ve alveoller kılcallarıyla ne yapıyor? Bağlantılı. Oradan sonra ne oluyor? Tamamen doku kılcallarına taşınıyor. Hangisi doğrudur? Solunum yüzeyini artırır ki ne yapsın arkadaşlar? Daha kolay oksijen ya da karbondioksit giriş çıkışı sağlansın. Yani gaz alışverişini hızlandıran etkenler arkadaşlar ya da difüzyonun etkisini hızlandıran nedir? Solunum yüzeyini genişleten etki alveollerde bulunur. Vücudun iç kısmında olması ile buharlaşmayı azaltarak su kaybını da önler arkadaşlar. Yoksa sürekli bütün o su ne yapar? Dışarı gider. Dışarıda olsa vücut içerisindedir. Bronş ile bronşlar arasında yer alır. Hayır arkadaşlar, bronş da bronş arasında yer almaz. Alveollerden sonra bronş ve bronşçukların en son bağlandıkları bölgelerde şu şekilde soluk borusu. Bronş ve bronşçuklar dallanıp budaklanıyor ve
Ucunda çok sayıda kılcal damar yumağı ile oluşan kısma alveoller denir. Yani arasında değil, uç kısmında bulunuyormuş. Diğer soru, aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi ile ilgili hastalık değildir arkadaşlar? Astım, duymuşsunuzdur, bronşit, KOAH, zatürre, bunlar akciğerle ilgili. Menenjit ise arkadaşlar nedir dersek, normal beyin tabakaları vardı. Sert zar, örümcek zar, ince zar. Bunlara meninges tabakaları deniyor. Bu tabakaların iltihaplanması sonucu menenjit hastalığı görülüyor. Yani solunum sistemi değil, normal sindir sistemi hastalığı diyoruz. 11. Soluk verme niceliklerinden hangileri azalır? Hemen soluk veriyoruz arkadaşlar. Soluk aldığımız zaman göğüs boşluğu şişiyor. Soluk verdiğimiz zaman ise göğüs boşluğu hacmi ne oluyor? Azalıyor. Yani şıklara bakalım. Karın boşluğu basıncı arkadaşlar. Verdik. Verdiğimiz zaman hacim ne olur? Artar. Basınç ne olur o zaman? Azalır. Göğüs boşluğu basıncına baktığımız zaman ne dedik? Hacim azalıyor. Hacim azalırsa basınç artar. Azalanı soruyor bizden. Kaburgalar arası mesafe verdik. Ne oldu? Azaldı. Tam tersi aldığım zaman hava girdiği için kaburgalar arası mesafe ne oluyor? Artıyor. Yani genişliyor. Burada ise azalanı soruyor bizden. 1 ve 3. Sağlıklı bir insanın akciğerleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Bizden yanlış alanı soruyor. İki katlı pilori zarıyla kaplıdır dedik ve bu zarın içerisinde sıvı var ve bu sıvı ne yapıyordu? Darbelere karşı koruyordu. Solunum yüzeyi alveoller ile genişler arkadaşlar. Solunum yüzeyi geniş alveollere sahip demiştik ki daha kolay difüzyon gerçekleşsin. Çizgili kaslardan oluşmaz arkadaşlar. Çizgili kaslar istemli kaslardır. Akciğerlerimiz istemsiz çalışır. Göğüs boşluğunda ve diyaframın üzerinde yer alır. Evet, göğüs boşluğuna şu şekilde baktığımız zaman diyaframın ve göğüs boşluğunun üzerinde ne var arkadaşlar? Akciğer bulunur. Alveollerin salgıladığı lipoproteinler ile solunumda su kaybını önler. Bunlar sürfaktan denilen yapılardır arkadaşlar. Ve ne dedik? Alveoller içeride bulunması ve bu sürfaktanı salgılamasıyla ne yapıyor? Su kaybını önlüyor. Yoksa susuz kalırız. Alyuvarlarda bulunan hemoglobin moleküllerinden hangileriyle birleşik oluşturur? Hemoglobin nerede bulunuyor demiştik? Alyuvarların içerisinde. Evet. Ve bu ne yapıyordu arkadaşlar? Solunum gazlarını taşıyordu. Görevi buydu zaten. Solunum gazlarını taşımazsa, hemoglobin azalırsa ne demiştik? Kansızlık oluşur demiştik. Hangileriyle birleşik oluşturur? Evet, karbondioksitle, oksijenle, karbonmonoksitle hepsine bağlanabilir. Ama karbondioksitle, oksijenle tersine çalışır. Kolaylıkla bağlanır, ayrılır. Ama karbonmonoksitte bağlandı mı ayrılmaz arkadaşlar. O yüzden ortamda karbonmonoksit varsa, bu hemoglobine bağlanırsa bırakmaz. Bırakmayınca hemoglobin, canım, oksijene bağlanamaz. O zaman ne olur? Karbon monoksit zehirlenmesi oluşur. O yüzden iyi bir şey değil. Ama hepsine bağlanıyor. Bunu unutmayın. İnsanda burundan alınan oksijenin akciğere toplar damara gelinceye kadar geçiş sırasını istiyor bizden. İlk olarak oksijen aldın mı? Burundan. Burundan aldıktan sonra nereye geçiyordu arkadaşlar? Soluk borusuna. Soluk borusundan sonra bronşlara, sonra bronşçuklara, bronşçukların ucularında bulunan akciğer alveollerine gelir. Akciğer alveollerinden sonra da akciğer kılcal damarlarına ne yapıyor? Geliyor. Yani sıralamamız ne oluyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4. Soluk verme sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Hemen arkadaşlar o sırada herkes bir soluk versin. Verince ne gibi fizyolojik olaylar ortaya çıkıyor? Bakalım. Aldık, verdik.
Akciğer yapısındaki elastik lifler ve pleura boşluğundaki sıvının yüzey gerilimi yaratmasıyla geri yaylanma basıncı oluşur arkadaşlar. Bu soluk verirken gerçekleşen olaylardır. Sanki çadırın açılması gibi düşünelim. Bu olay gerçekleşir. Diyafram gevşer ve kubbeleşir. Evet, soluk aldığımız zaman ise düz olur. Yani normal hali kubbeleşir vermeyle aynı. Göğüs içi hacmi artar, basınç azalır. Verdiğimiz zaman arkadaşlar göğüs hacmi azalır. Hacim azalırsa basınç artar. Yani yanlış. Kaburga kasları veriyorsun, gevşer. Göğüs kafesinin hacmi azalır. Karın boşluğu tam tersi arkadaşlar. Bir insanda bu kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Kaburga kasları kasılıyor. Diyafram kasığı düzleşiyor. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Nefes alır. Alma işlemi gerçekleşiyor burada. Peki nefes alırken ne demiştik? Kanındaki oksijen miktarı artmaktadır. Çünkü nefes alıyorsa oksijen alır. Alveoller küçülmez, aksine alıyor. Alveol kılcallarından geçiyorsa büyür. Soluk almaktadır. Göğüs boşluğu hacmi artıyor. Karın boşluğu hacmi azalıyor. Basıncı ne oluyor? Artıyor. Ve arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Soluk alırken enerji harcarım ama verirken enerji harcamam. Önemli. Bir de arkadaşlar enerji derken oksijen ve karbondioksitin giriş çıkışında enerji harcamıyorum. Bunlar kanla taşınırken alveoller de giriyor. Karbondioksit de çıkarken bu olay difüzyonla gerçekleştiği için enerji harcanılmaz. Oksijenin giriş çıkışında. Evet. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangileri soluk alma, hangileri soluk verme olayıdır? Evet, ne dedik arkadaşlar? Diyafram kasılması, kasıldığı zaman ne oluyor? Düzleşir. Düzleşince soluk alma. Akciğer hacmi artar. Soluk alma. Genişliyor çünkü. Diyafram kubbeleşme şekli. Kubbeleşiyor şu şekilde. Verme. Alveol iç basıncı artmasıyla hacim azalıyor. Bu da nedir arkadaşlar? Verme olayıdır. Hangisi oluyor cevabımız? Adana. Alveol iç basıncı artıyor ki arkadaşlar dış basınç da azalıyor. İç basınç dış basınçtan fazla olduğu zaman verilir. Tam tersi dış basınç iç basınçtan fazla olursa da alınır. Bunu da unutmuyoruz. Deniz kenarından yükseklere çıkan insanlarda hangi değişiklikler gerçekleşir? Hop, bu cümleyi unutmuyoruz. Deniz seviyesinden yukarıya doğru gidildikçe arkadaşlar oksijen miktarı azalır. Oksijen miktarı azaldığı için oksijenleri kimler yakalıyor? Al yuvarlarımız. Al yuvarlarımızın içerisinde ne var arkadaşlar? Hemoglobin. Oksijen az. Oksijeni yakalamak için ne yapıyor? Sayısını arttırır. Bunu unutmayalım. Tam tersi deniz seviyesine indiğimiz zaman da bu olayların zıttı gerçekleşir. Ne yapıyormuş? Yükseklere doğru gidildikçe gerçekleşmeyen olayı soruyor bizden. Nefes alışverişi hızlanır. Daha hızlı nefes alıp vermem gerçekleşsin ki ne yapsın arkadaşlar? Oksijeni daha fazla alayım. Kandaki karbondioksit yoğunluğu ne olur? Artar. Ki daha hızlı nefes alabileyim. Kan basıncı ne olur arkadaşlar? Artar. Hızlı nefes alıyorum çünkü. Kemik iliğinde hemoglobin sentezi artar. Ne dedik arkadaşlar? Hemoglobin sentezi artıyorsa al yuvar sayımız da artıyor ki daha fazla oksijeni yakalayalım. Metabolizma hızı yavaşlamaz. Hızlanır. Sağlıklı bir insanda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi soluk alıp verme hızını arttırıcı bir faktördür diyor arkadaşlar. Bu tip sorularda gördüğünüz zaman hiçbir şey bilmeseniz de bir kere hızlı alıp veriyorsam bir kere ne olması lazım? Metabolik faaliyetler hızlı olması gerekiyor.
Yani metabolizmam hızlanması gerekiyor. Peki metabolizmam hızlanıyorsa o sırada ne yapıyorum? Hücresel solunum yapıyorum. Ya ilk başta metabolizmam hızlanması için ne yapmam lazım? Egzersiz yaptım. Evet, egzersiz yaparım. Peki yapınca, egzersiz yapınca metabolizma hızlanınca ne oluyor? Karbondioksiti arttırıyorum. Karbondioksit artarsa arkadaşlar pH ne yapar? Düşer. pH düştükten sonra ne oluyor arkadaşlar? O sırada işte soluk alıp vermem hızlanıyor diyoruz. Yani karbondioksitin arttırması soluk alıp vermeyi hızlandırıyor. Ya da kandaki arkadaşlar hidrojen ve bikarbonat miktarı artması ne demek arkadaşlar? Kandaki karbondioksit artıyor, suyla birleşiyor ve bu iyonların arttığını söylüyor. Kandaki oksihemoglobin miktarı artması ne demek arkadaşlar? Hemoglobin oksijenle birleşiyor. Yani tam tersi ne yapıyorum? Yavaşlıyorum ve oksijen alıyorum. Bu olay gerçekleşmez. Hep karbondioksitle ilgili şıkları arayacağız arkadaşlar. Tiroksin zaten metabolizmayı hızlandırmaz mı? Hızlandırır. Bir yerde tiroksin görüyorsak hemen metabolizmanın hızlandığını, karbondioksitin arttığını unutmayın. Karbondioksit taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Akciğer kılcallarında hemoglobin ile bağlanır. Bir kere arkadaşlar karbondioksit taşınıyorsa biz bunu dışarı atacağız. Nerede üreteceğiz arkadaşlar yorum yaparken? Hemen doku. Dokuda üretildikten sonra nereye geliyor? Doku kılcallarına. Burada ne diyor? Akciğer kılcallarında hemoglobinle birleşir. Hayır. Doku kılcallarında hemoglobinle birleşiyor. Akciğer kılcallarında ayrılıyor. Sonra dışarı çıksın. Hemen ilk arayacağınız şık bu olsun. Karbondioksit ise doku, akciğer ise oksijen. Diğerlerine bakalım. Taşınmasında karbonik anhidraz enzimi rol oynar arkadaşlar. Üç şekilde taşınıyor zaten. Bikarbonat iyonları şeklinde, çözünmüş olarak, bir de hemoglobin olarak. Doku kılcallarında su ile birleşen nedir? Karbonik anhidraz enzimi. Az miktarda da hemoglobinle taşınır dedik. Kanda bikarbonat iyonları şeklinde de ne yapıyor? Taşınır dedik. Üç şekilde taşındığını unutmayın. Gelelim bu soruya. Bu tip sorularda da kısmi basıncı arkadaşlar şu şekilde vermiş. Karbondioksiti vermiş, oksijeni vermiş. 1, 2, 3, 4. aralıklar var. İlk yapmanız gereken şu şekilde. Karbondioksit nerede fazla arkadaşlar? Burada fazla. Karbondioksit nerede artıyor? 3'te artıyor. Peki 3'te artıyorsa arkadaşlar karbondioksit nerede oluşuyor demiştik? Dokularca. O zaman burası nedir arkadaşlar? Doku kılcalıdır. Çünkü oksijen de burada azalıyor. Dokularda da ne yapsın? Kullanılsın. Evet. Diğerine bakalım. Şurada karbondioksit azmış, oksijen fazla. Bu hangi damardır arkadaşlar? Atar damar mı, toplar damar mı? Atar damar. Çünkü atar damarda oksijen daha fazladır. Diğeri o zaman toplar damar. Bu da doku kılcalı. Atar damarın ucundaki kılcal neydi arkadaşlar? Burada bakıyorsun. Hangisi fazla hemen? Oksijen fazlaysa bu da akciğer kılcalları ya da alveol kılcalları diyoruz. Bunu bu şekilde tahmin ettikten sonra, yaptıktan sonra bütün soruları ne yaparız? Yaparız. Ne istiyor bizden? Doku kılcalı ile alveol kılcallarını istiyor. Hangisi dedik? 3 doku kılcalı, 1 alveol kılcalları. Alveollerde arkadaşlar oksijen fazla, dokularda karbondioksit fazla. Unutmayalım. Solunum gazlarında karbondioksitin dokulardan akciğerlere taşınma şekli verilmiş. Bu taşınma şekilleri kandaki yüzdesi açısından hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Ne dedik? Solunum gazlarında karbondioksit 3 şekilde taşınıyor. En fazla taşınma şekli arkadaşlar bikarbonat şeklindedir. Sonra hemoglobindir. En az ise çözülmüştür. Yani %5, %2 civarlarındandır. Oranlarını bilmeseniz bile yüzdelik hangisi fazla olduğunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. O zaman 3, 2, 1 oluyor.
Yukarıdaki kavram haritasında verilen insanın olgun alyuvar hücreleri hangisini gerçekleştirir? Olgun alyuvar deyince ne geliyor arkadaşlar? Çekirdeklerini ve organellerini kaybetmiş. Neden kaybediyor? Daha fazla oksijen yakalamak için. Bunu unutmayalım. Peki kaybettiyse bu arkadaşlar neyi yapar, neyi yapamaz? Ne istiyor bizden? Yapanı istiyor. Bir, DNA kendisini eşleyemez, çekirdeklerini kaybetmiş. Organellerini kaybetmiş mitokondri. Oksijenli solunum yapmaz. Ama ATP sentezlemek zorunda. Yani oksijensiz solunum ne yapıyor? Yapıyor. Önemli. 8. Doku kılcallarında dönüşümlerinden hangileri görülmez? Bunun sıralamalarını bilmek zorundayız arkadaşlar. Bilmeseniz bile şu şekilde doku kılcallarında dediği için bir kere karbondioksit üretilmesi gerekiyor. Evet. Ne olmuş? O zaman bu olay nedir? Doku kılcalları. Hemen çıkartın arkadaşlar. Diğerine bakalım. Ne yaptı? Karbonik asite oluşturdu sonra. İkisi ayrıldı. Bu olay devam ediyor doku kılcallarında. Diğerine baktığımız zaman hemoglobin karbondioksitle birleşmiş ve ayrılmış. Yani bu ne yapacak? Dışarı gidecek. Dışarı giden taraf neydi arkadaşlar? Akciğer kılcalları. Yani bunu direkt bu şekilde bulabiliriz. Bu şekilde bulamıyorsak sırasını bilmek zorundayız. 9. İnsandaki solunum sisteminde karbondioksit taşınması ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Enerji harcar. Evet, ne dedik arkadaşlar? Bol miktarda ne var? Karbondioksit taşınması ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Normalde enerji harcar ama karbondioksit taşınması, gaz taşınması neyle gerçekleşiyor? Difüzyonla. Orada enerji harcamaz arkadaşlar. Sıcaklık etkili değildir diyor. Enzimler görevli solunum sisteminde nasıl sıcaklık etkili olmasın? Akyuvarlar görev yapar. Hayır, alyuvarlar görev yapar arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade. İnsana solunum sistemine ait yapılarda solunum gazlarının taşınması sırasında yukarıdaki moleküllerden hangileri alyuvar içinde oluşur arkadaşlar derse? Alyuvar içerisinde oluşanlar, hemoglobin alyuvarın içerisinde bulunur, oksijenle içeride bağlanır. Aynı şekil karbondioksitle de bağlandı. Sonra ne dedik arkadaşlar? Karbondioksit ve su birleşiyordu, karbonik aside oluşturuyor. Sonra iyonları ayrıştırıyor, sonra birleşiyor. Bu olayların hepsi de alyuvarın içerisinde oluyor. Birleşme varsa hepsi alyuvardan. Evet. Solunum gazlarının taşınması sırasında gerçekleşen tepkimesi ile ilgili açıklamalarından hangisi doğru değildir? Evet, bu sırayı bileceğiz. Hepsini yapmış arkadaşlar. Bir kere karbondioksit üretiliyor, suyla birleşiyor. Karbonik aside oluşturuyor. Karbonik anhidraz enzimiyle karbonik aside oluşturuyor. Karbondioksit varsa bu olay arkadaşlar nerede oluyor? Doku kılcallarında. Ne yaptı? İyonlara ayrıştırıldı. Bikarbonat ve hidrojen olarak. Tam tersi olaylar arkadaşlar. Alveol kılcallarında gerçekleşiyor. Bu birleşme ayrılma olayları da alyuvarların içerisinde gerçekleşiyor. Doku kılcallarında birleşti. Karbonik asit oluştu. Karbonik asit de bikarbonat ve hidrojenlere ayrıldı. Hidrojen arkadaşlar dediğimiz kısım aynı şekil alyuvarla taşınıyor. Bikarbonat ile plazmaya veriliyor. Sonra dönüşte tekrar bunlar birleşiyor. Tekrar aynı enzimle karbondioksit ve suyu oluşturuyor. Karbondioksit hop dışarı, su da aynı dışarı ne yapıyor? Gidiyor. Plazmada taşınır. Evet. Birinci ifade ne dedik? Doğru dedik. Hidrojen alyuvarla taşınıyor. Doğru. Kanın pH'ı artar dediği arkadaşlar. Bir kere karbondioksit artıyor mu? Artıyor. Karbondioksit asitliği arttırır. Asitlik artarsa pH düşer.
Akciğer kılcallarında gerçekleşmez, doku kılcallarında gerçekleşir. Yanlış ifade. Ek ne verdik arkadaşlar? Karbondioksit artarsa asitlik artar. Bu ifadeyi de başka sorularda da mutlaka kullanacaksınız. 13. Alveol kılcallarında kan ile alveol boşluğu hava arasındaki gaz alışverişi aşağıdaki olaylardan hangisiyle gerçekleşir? Kan ile alveol boşluğu. Evet. Direkt arkadaşlar oksijenin ne yapması? Taşınması. Evet. Peki karbondioksitin taşınması hangi olayla gerçekleşir dedik? Difüzyonla. Ve ATP ne yapmıyor? Harcanılmıyor. Bu da önemli. Evet. Yukarıda verilen oksijenin taşınması reaksiyonu ile ilgili hangisi yanlıştır? Yanlış olanı bizden istiyor arkadaşlar. Hemoglobin oksijenle bağlanmış. Hop oksijen varsa burası ne dedik? Akciğer kılcalları. Tam tersi ayrılıp gidiyorsa dokularda kullanılacak. Bu da kaldı. Doku kılcalı. Yani hiçbir şeyi bilmeseniz de buradan yola çıkıyoruz. O zaman hangisi yanlıştır? Bu reaksiyon tersinir çalışır. Evet zaten böyle bir ifade varsa arkadaşlar tersinir çalıştığını, çift yönlü çalıştığını görüyoruz. Birinci reaksiyon akciğer kılcallarında gerçekleşiyor dedik. İkinci reaksiyonlarda doku kılcallarında gerçekleşiyor. Hemoglobin oksijenle çok güçlü bir bağ oluşturmaz arkadaşlar. Ne dedik? Çok güçlü bağ oluşturursa o yapışır kalır. Çok kolay bir şekilde bağlanıp ayrılabiliyor. Oksijen alyuvar içerisinde taşınır. Ne dedik? Bunlar alyuvar içerisinde taşıyor. İnsanda solunum sistemiyle ilgili hangileri doğrudur? Sol akciğer 2, sağ akciğer 3 lobludur. Evet, 2 akciğerimiz var arkadaşlar. Sol akciğer 2 olmasının sebebi de orada ne var? Kalbimiz var. Yani doğru. Gaz alışverişinin kanla hücreler arasında gerçekleşmesi iç solunumdur. Evet, ne dedik? İki dış ve iç dedik. Gaz alışverişi kanla hücreler arasındaysa iç solunum, tam tersi solunum organıyla dış çevre arasıysa dış solunum demiştik. Karbondioksit en az bikarbonat iyonu halinde taşınmaz. En fazla bikarbonatla taşınır. En az çözünmüş olarak taşınır. Hangisinin fazla hangisinin az olduğunu bileceğiz. Ama oranları dikkate almasak da olur. O zaman ne istiyor? Doğru olanı 1 ve 2. Evet. Solunum gazlarının damardaki miktarıyla ilgili grafik verilmiş. Hangisi doğrudur? Evet, ne yapıyorduk arkadaşlar bu grafiği gördüğümüz zaman? Hemen. Bir kere geçiş var değil mi? Bu arkadaşlar ya doku kılcalı olacak ya alveol kılcalı olacak. Peki nasıl anlıyorum? Karbondioksit artmış, oksijen azalmış. O zaman karbondioksitin arttığı yer neresiydi arkadaşlar? Doku kılcalı olduğunu bildim. Peki doku kılcalından sonra burada karbondioksit fazla mı? Peki karbondioksitin fazla olduğu damar hangisi arkadaşlar? Toplar damar. Bir tek akciğer hariç onu belirtir yalnız. Öncesi de ne arkadaşlar? Atar damar. Nasıl anladım ben atar damar olduğunu? Ne var arkadaşlar? Oksijen fazla, karbondioksit az. Evet. Buna göre diyor hangisi doğrudur? Oksihemoglobin miktarının en fazla olduğu damar birdir. Yani oksijen üretilmiş, hemoglobinle bağlanmış ve oksijenin en fazla olduğu damar ne arkadaşlar? Atar damar. Temiz kan. Karbonik asit oluşumu 2 numaralı damarda gerçekleşir. 2 numaralı damar arkadaşlar ne? Doku kılcalları dediğimiz kılcal damar yani. Kılcal damarda zaten ne gerçekleşiyordu? Karbonik asit oluşumu burada gerçekleşiyor ve içerisindeki alyuvarlar ne yapıyordu? Taşınıyordu. Kılcal damar diyelim buna da. Bikarbonat iyonlarının kalbe taşınması 3 numaralı damar ile gerçekleşir. Toplar damara geçiyor arkadaşlar. En son ayrılıyor. Ayrıldıktan sonra şu şekilde kalbimiz. Evet. Kalpten çıktı. Atar damar. Evet. Doku kılcalı.
Sonra kalbe geliyor. Nedir? Toplar, damar. Evet, çıkan da arkadaşlar oksijen fazla, burada ise karbondioksit fazla dedik. Onun dışında birleşilen olaylar nerede gerçekleşiyordu? Doku kılcalarında. Evet, bunun fazla olduğu yer neresi? Toplar, damar ve kalbe geliyor. Yani kirli olduğunu tahmin edelim arkadaşlar. Ve böylelikle solunum sistemiyle ilgili sorularımızı bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.